çok tam da sizin dediğiniz gibi. Rusyalılar Amerikalılar anlamıyor, Amerikalılar Rusları anlamıyor, Ukraynalılar Rusları artık hiç anlamıyor. Amerikalıları da pek anlamıyor. Çünkü farklı kültürlerimiz var. Aynı şey Avrupa Birliği için de geçerli bence. Bize yakın olan ülkeler, mesela Polonya, Baltık ülkeleri, Türkiye, biz birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz. Ancak Rusların mantığını artık anlayamıyoruz hiçbir şekilde. Bunu anlamayı bıraktık. Bu çok zor bence. Onları çok anlayamıyoruz. Çünkü bizim bir ulus olmadığımızı düşünüyorlar. Bir şekilde hükümetimizi baskı altına almaya çalışıyorlar. Ancak hükümetin şimdi demokratik ve çoğulcu olduğunu ve kamuoyunun isteklerine yanıt verdiğini anlamıyorlar. Dolayısıyla aslında Ukraynalıların eyleyiciliğini, nasıl harekete geçebileceğini anlamıyorlar. Batı Avrupa ve Rusya'ya bakacak olursak aslında Ukraynalıların eyleyiciliğini anlamıyorlar. Dolayısıyla mevcut duruma çok da ya da mevcut duygulara çok da önem vermiyorlar. Demokratik dünyaya bakacak olursak Putin'in düşüncesini, Putin'in fikirlerini anlamak zor bence. Onlar için de zor. Yani haklısınız. Kültürel silolar var, kültürel yanlış anlamalar var, yalnız kaldığımız noktalar var. Bu da tabii ki bizi çatışmaya sürükleyebiliyor ve aynı zamanda stratejik manipülasyonlar da var. Yani farklı bilgi savaşları var. Herkes herkesi korkutmaya çalışıyor sanki. Peki ben şunu merak ediyorum. Siz muhtemel yaptırımların etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz Rusya'ya yönelik olarak? Sizce bu Rusya'yı caydıracak mı? Açık konuşmak gerekirse bence caydırmayacak. Yaptırımlar, bu yaptırım dizisi önceki yaptırımlardan farklı. Bunu söyleyebiliriz. Ancak Rusya yaptırımlarla caydırılmıyor. Şimdi isterseniz Kırım'daki duruma bakalım. 2014'e geri dönecek olursak 2014'te ilhak edildi Kırım. Evet, yine yaptırımlar söz konusuydu. Hiçbir şey değiştirdi mi bu yaptırımlar? Hayır, değiştirmedi. Mevcut yaptırımlara bakacak olursak belli başlı hedefler var. Belli başlı bankalar ya da bireyler hedef alınıyor. Rusya'nın sermaye piyasalarına erişimi zorlaştırılıyor. Avrupa ve Amerika'daki sermaye piyasalarına erişim söz konusu olmayacak Rusya için. Bu ne kadar önemli? Tabii ki önemli, ancak aynı zamanda Rusya'nın rezervleri var, belli başlı fonları var, Merkez Bankası'nın fonları var, yine açıklamadıkları aktif varlıkları var. Bunlar çeşitli varlıklar ve 800 milyon dolar olabilir, hatta daha bile fazla olabilir bu aktiflerin miktarı. Dolayısıyla bu Avrupa'dan az olabilir. Ancak yine de şunu söyleyebiliriz. 4-5 katı fazla rezervleri var aslında Avrupa ülkelerine kıyasla. Dolayısıyla birlikte ticaret yapmayı kesmek Rusya için çok mu önemli? Bence değil. Şimdi biraz da krizin etkilerinden bahsetmenizi isteyeceğim. Küresel ekonomiye yönelik ne tür etkiler olacak? Enerji fiyatları ve buğday fiyatları konusunda neler söyleyeceksiniz? Türkiye Ukrayna'dan ve Rusya'dan buğday alımı yapıyor. Sizce çatışma ya da muhtemel olarak gerilimin tırmanması nasıl etkileyecek fiyatları ve Türkiye gibi ülkeler yine nasıl etkilenecek bu krizden? Haklısınız. Evet, hem Rusya hem Ukrayna belli başlı kritik buğdayların, belli başlı tahılların, mesela buğdayın buradan geldiğini söyleyebiliriz, bu ülkelerden geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi muhtemelen yıla göre değişir durum diye düşünüyorum. Ukrayna'nın payı giderek artıyor. Önemli ölçüde artıyor aslında ihracatçı olarak. Geçmişte daha azdı. Bazen %8, %11 artabiliyor bazı yıllarda bizim payımız. Şimdi dünya pazarının %30'u bizden taşınıyor. Lojistik nedenlerden dolayı bazı ülkeler, Türkiye'de dahil olmak üzere, doğal olarak tedarikçilerden, Rusya'dan ve Ukrayna'dan alım yapıyor, buğday alımı yapıyor. Dolayısıyla Karadeniz'deki herhangi bir gerilim aslında işi daha da zor hale getirecek. Tedarik zinciri
üzerinde işler zorlaşacak. Normal bir işlem görmeyeceğiz. Odessa'dan ya da diğer Karadeniz limanlarından taşınacak olan buğday bundan etkilenecektir. Bunun belli başlı etkileri olacak. Hem tüm dünya yönelik olarak hem de komşularımıza yönelik olarak. Muhtemelen fiyatlar, buğday fiyatları %9, %10 oranında artacak. Ancak zaten fiyatın %2 arttığını görüyoruz. Etki zaten mevcut. Enerji fiyatlarına bakacak olursak, şimdi yine bölgedeki herhangi bir gerilim enerji fiyatlarının tırmanmasını sağlayacak. Hem petrol hem gaz fiyatları tırmanacak. Zaten petrol fiyatlarının arttığını da görüyoruz son günlerde. Siz limanlardan bahsettiniz ve taşımacılıktan bahsettiniz. Ben de şunu merak ediyorum. Sizce risk değerlendirmesi nasıl Kiev'de şu an? Eğer bir işgal söz konusu olursa ya da gerilimin artışı söz konusu olursa, belki de Rusya limanları kapatırsa Karadeniz'de, Odessa'da ne tür bir etki yaratacak sizce bu? Muhtemelen ekonomi üzerinde mesela nasıl bir etki yaratacak küresel seviyede? Şimdi tabii ki belli başlı düzenlemeler yapılacak ve düzenleme emtiaların taşınması yoluyla yapılacak. Mesela Polonya'ya muhtemelen trenle ürünler taşınacak. Bu lojistiğin maliyetini artıracak. Ancak zaman alacaktır yeniden düzenleme yapmak. Zaten bu tür yeniden düzenlemelerin yapıldığını gördük. Doğu Ukrayna işgal altında tutulduğunda 2014 yılında bunu gördük. Ukrayna'nın ithali Mariupol'a gidiyordu. Mariupol'dan geçiyordu ve burası zarar görmüştü. Daha sonra bir bölge oluşturduk, bir köprü oluşturduk. Dolayısıyla kargo gemileriyle buraya girilebilir diye düşünüyorum. Ukrayna'nın lojistiğini değiştirmesi gerekti 2014'te özetle. Dolayısıyla demir yolunu kullanmaya başladık, Odessa'yı kullanmaya başladık. Şimdi Odessa bloke edilirse muhtemelen Ukrayna'dan alım yapanların kaybı olacak. Yaklaşık 21 milyon dolar gibi bir kayıp olacak. Bunun tabii ki emtiaların fiyatına yönelik etkisi de olacak. Dolayısıyla lojistik yeniden düzenlemeler yapacağız Ukrayna. Belki maliyeti bunun yüksek olacak diye düşünüyorum. Ancak ticaret demir yoluyla devam edecek. Tabii ki tam kapsamlı bir İşgal söz konusu olursa ve savaş söz konusu olursa ticaret değil esas savaşmayı düşünmeye başlayacağız. Dolayısıyla uzun süre engellenebilir tedarik zincirleri. Peki sizce bunun ihtimali nedir? Risk senaryolarını göz önünde bulundurduğumuzda savaşın ihtimali nedir? Bence hala ihtimal düşük. Çünkü maliyeti, bu tür bir senaryonun maliyeti hem Ukrayna için hem Rusya için yüksek olacaktır. Sovyetler Birliği'nin çöküşü mesela 10-15 yıl sürmüştü Rusya ve Ukrayna için dünya pazarına girmek, emtia pazarında tekrar yer almak, tarım alanında yer almak. Dolayısıyla maliyeti çok yüksek olacaktır. Eğer gerçekten tam kapsamlı bir işgal söz konusu olursa, savaş söz konusu olursa, aylarca süren bir savaş döneminde iki ekonomide çok ciddi biçimde etkilenecek. Yalnızca siyasi olarak değil, ekonomik olarak da maliyeti yüksek olacak. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin çöküşüne benzeyecek bence bu aslında. 5-10 yıl sürmüştü ülkelerin toplaması. Dolayısıyla bu tür bir senaryoda muhtemelen Rusya'da dahil olmak üzere, umarım kimse böyle bir şey istemiyordur. Benim umudum bir yönde. Dolayısıyla aslında işler önümüzdeki günlerde ve haftalarda neler olacağına bağlı. Muhtemelen oldukça zor aslında nelerin yaşanacağını görmek şu durumda. Ancak bir muhtemel senaryo şu yönde. Bir ayrılıkçı cumhuriyetlerden daha fazla toprak koparmak isteyebilir Rusya diye düşünüyorum. Mevcut topraklarını genişletmek isteyebilir ve eğer bu gerçekleşirse muhtemelen aslında bunun hızına bağlı olarak işler gelişecek. Eğer Rusya birlikleri hızla ilerlerse diğer alanlara girme konusunda cesaret bulacaklar. Eğer ciddi bir direnişle gerçekleşirlerse, umarım bu gerçekleşir. Yani Rusya ordusu güçlü ama Ukrayna
Ukrayna ordusu, 2014'teki ordu değil artık. Biz eğitim aldık. Son 8 yıldır kendimizi geliştirdik. Komutanlarımızın çoğu zaten muharebe alanında deneyimli kişiler. Rusyalılar, Ruslar gibi değiliz. Daha fazla tank ve kapasitemiz var. Dolayısıyla bence hız yüksek olmayacak. Çok fazla yaralanma söz konusu olabilir. Yaralı ve ölü söz konusu olabilir. Eğer hız yavaş olursa muhtemelen bir işgal söz konusu olmayacaktır. Biraz daha Türkiye-Ukrayna ilişkilerine girebilir misiniz acaba? Ticari ilişkiler ve aynı zamanda savunma bağlantıları. İsterseniz savunmayla başlayalım isterseniz. Çünkü muhtemel bir senaryodan bahsettik. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bundan bahsettik. Bize biraz daha detay verebilir misiniz acaba? Ukrayna-Türkiye savunma ilişkilerinin derinliği ve boyutu nedir acaba? Şimdi tabii ki Türkiye'yi Ukrayna olarak stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Bu zaten kamuoyunda açıklanmış durumda. Askeri ekipman alımı söz konusu. Türkiye'nin bizden alımları var. Biz Türkiye'den alım yapabiliyoruz ve biz dronları kullanıyoruz. İnsan savaş uçaklarını kullanıyoruz. Diğer yine ağır teçhizatların alımı söz konusu. İki ülke arasında bir ticaret var. Aynı zamanda sözleşmelerimiz de var. Dronların Ukrayna'da üretilmesi konusunda stratejik yetkinliğimiz de var Ukrayna olarak bazı füzeler için. Dolayısıyla belli başlı sözleşmelerimiz var. Ortak yatırımlarımız var. Teknoloji paylaşımı yapıyoruz. Bunlar önemli alanlar bizim için. İki ülke birbirini savunma kapasitesini geliştirmeye çalışıyor. Peki ticari yetkiler nasıl etkilenebilir sizce? Ticari ilişkilerimiz ne yönde? Evet, evet. Serbest ticaret sözleşmemiz var. Kiev ile Ankara'daki ilişkilere bakacak olursak iki ülke ilişkileri geliştirme konusunda kararlı. Ticaret konusunda ne diyeceksiniz acaba? Şimdi bir serbest ticaret anlaşmamız var. 11 yıldır sanırım müzakereler sürüyordu. Yanılmıyorsam sanırım 8 yıldır sürüyordu müzakereler ve bu sözleşme sonlandırıldı. Dolayısıyla farklılıklarımızı çözmeyi başardık. Şimdi ticaret sözleşmesi mesela, ticaret anlaşması daha fazla ticaret öngörüyor. Mesela tarım alanında. Dolayısıyla Ukrayna tarım ürünlerini daha fazla gönderebilecek Türkiye'ye ve Türkiye'de yine daha iyi ve daha ucuz erişim sağlayacak ürünlerimize ve umarım ortak yatırımlar için bu bir başlangıç olacak gıda konusunda da, gıda işleme konusunda. Bence aslında Ukrayna zaten önemli bir tarım taşıyıcısı. Türkiye'de son derece güçlü yine gıda işleme ve gıda güvenliği açısından. Ukrayna önemli bir ihracatçı. Dolayısıyla iki ülkenin bir araya gelmesi son derece önemli. Bu zaten gerçekleşiyor. Şu an ne oluyor? Buna bakacak olursak biraz gecikme yaşanabilir. Biliyor. Odessa'daki engellemelerden dolayı ancak bence bunlar geçici konular. Teşekkür ediyoruz. Son olarak daha genel bir yorum yapmak istiyorum. Bizimle paylaştınız ama Türkiye'de bulundunuz, başka yerlerde de enerji pahalı, pandemiden dolayı, Ukrayna'daki krizden dolayı gıda fiyatları artıyor, enerji fiyatları artıyor. Siz ne öngörüyorsunuz acaba? Enerji fiyatları nasıl etkilenecek orta ve kısa vadede? Türkiye gibi ülkeler nasıl etkilenecek bu durumdan? Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Kısa dönemde fiyatların artmasını bekliyoruz. Bir şeyler kesinleşene kadar. Çünkü pek çok belirsizlik söz konusu. Rusya zaten petrol ve gazı Avrupa'ya gönderiyor. Borular yoluyla Orta Avrupa'ya gönderiyor. Ukrayna'dan, Baltık Denizi'nden Türkiye'ye geliyor gaz. Dolayısıyla Rusya'da, Kiev'de belirsizlikler var. Yaptırımlar söz konusu. Ne tür yaptırımlar gelecek? Ne tür etkileri olacak? Lojistik ve tedarik zinciri nasıl etkilenecek? Dolayısıyla tek bir belirsizlik bile zaten fiyatların artması demek. Maliyetlerin artması anlamına geliyor. Sözleşmelerin değişmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kısa dönemde
fiyat artışı bekliyoruz. Belirsizlikler çözülürse bu da şu anlama geliyor. Durum biraz daha netleşirse, alandaki durum biraz daha netleşirse, ne tür yaptırımların geleceğini görürsek durum biraz daha iyi hale gelir, ama en kötü durumda muhtemelen Rusya'ya yönelik uzun dönemde yaptırımlar olacak. Savaş ihtimali uzarsa daha güçlü yaptırımlar söz konusu olacak Batı'dan Rusya'ya yönelik olarak. Bu da maliyetleri etkileyecek ve tüm ülkeler üzerinde Orta ve Batı Avrupa'da enerji yollarının çeşitlendirilmesi gerekecek. Maliyet çok çok yüksek olacak. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Timofey Milovanov. Teşekkürler zaman ayırdığınız için. Teşekkürler. Evet, kendi ülkesinde yaşananları bize tarif etti. Ayrıca Karadeniz'in, dünya ekonomisinin, buğday fiyatlarının, enerjinin nasıl etkilenebileceğini, Ukrayna krizinin ekonomiye olan etkilerini, olası sonuçlarını konuştuk. Eski bir Ukraynalı bakan kendisi Timofey.